Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toyota'nın geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir müjdeyi paylaşacağız aslında. Biliyorsunuz artık elektrikli otomobiller fazlasıyla popüler hale gelmiş durumdalar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillerin tüm pazarlara hakim olması bekleniyor. Elbette bu süreç muhtemelen Türkiye'de Avrupa'daki gibi hızlı olmayacaktır. Biliyorsunuz arkadaşlar Amerika'da hatta Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde elektrikli otomobil satışları %80'lere varmış durumda. Özellikle Norveç'te Tesla piyasanın tek hakimi durumuna geldi. Tabii ki bunda hava şartlarına dayanıklılıkları vesaire de büyük önem arz ediyor. Ama genel açıdan baktığımızda elektrikli otomobil satışlarının yükselen bir eğriyle arttığını söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de durum nasıl? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir grafikte Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının gittikçe genişlediği ve genel otomobil pazarındaki payın %5'i geçtiği söylendi arkadaşlar ki biliyorsunuz daha biz bu pazarda emekleme aşamasındayız. Çinli üreticiler yeni yeni pazara girmeye başladılar. Şu anda otomobil satışlarında alım tarafında özellikle bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla tüm bu etkenler ortadan kalktığında, krediler biraz daha genişlediğinde elektrikli otomobil satışları Türkiye'de de hızla artacaktır. Şimdi gelelim asıl önemli konuya. Biliyorsunuz arkadaşlar elektrikli otomobillerin şu andaki en büyük eksisi sundukları menziller. Genele baktığımızda bizlere 500 kilometre gibi bir menzilden bahsediliyor. Fakat bu menzil ağırlıklı olarak şehir içi kullanımda sunuluyor. Dolayısıyla siz uzun bir yola çıktığınızda bu menzil arkadaşlar yaklaşık olarak %20 oranında azalıyor ve 400 kilometreye kadar düşüyor. İşte bu noktada kullanıcıların genel beklentisi özellikle Türkiye gibi geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkelerdeki kullanıcılar menzilin en az 1000 kilometre olmasını talep ediyorlar. Peki bu çağrıya kulak veren kim oldu? Tabii ki Toyota arkadaşlar. Biliyorsunuz Toyota şu anda hibrit teknolojisiyle ön plana çıkmış olan markalardan bir tanesi. Fakat pazarın elektrikli otomobillere doğru kaymasıyla birlikte Toyota da elektrikli otomobillere bir dönüş içerisinde. Yani artık hibrit otomobiller daha az üretiliyor. Ağırlık elektrikli otomobillere verilmiş durumda. Fakat Toyota bu noktada rakiplerine fark yaratma peşinde. Yani ben de bir elektrikli otomobil satışı sunayım. Ben de 500 kilometre menzille bir otomobil pazarlayayım derdinde değiller. Toyota'nın verdiği müjde şu arkadaşlar. Önümüzdeki yıla kadar, yani 2024'ü pas geçiyoruz. Zaten artık 2024 gelmiş durumda. 2025'e kadar batarya maliyetlerini yarı yarıya düşüreceklerini belirtiyorlar. Bunun yanında 1000 kilometrelik bir menzil sunacaklarını söylüyorlar. Batarya maliyetlerinin yarı yarıya düşmesi demek arkadaşlar. Otomobillerin fiyatının 3'te 1 oranı düşmesi anlamını taşıyor. Halihazırda elektrikli otomobillerde batarya otomobilin 3'te 2'lik kısmını kaplıyor. Yani siz bir otomobil aldığında aslında otomobilin teknolojisine, şasesine, kasasına 3'te 1 oranında para öderken 3'te 2'sini ise batarya teknolojisini ödüyorsunuz. Bu noktada Toyota ne yapıyor? Bu maliyeti yarı yarıya düşürüyor. En azından söyledikleri bu. Biz batarya maliyetlerini yarı yarıya düşüreceğiz deniliyor ve yarı yarıya düşürmekle de kalmıyorlar. Menzili de uzatıyorlar arkadaşlar. Toyota kullanıcılarına tam 1000 kilometrelik bir menzil sunmayı hedefliyor. Eğer Toyota bu sözünü tutup ciddi anlamda 1000 kilometrelik menzili fiyatları yarı yarıya indirip sunarsa gerçekten elektrikli otomobil pazarının altını üstüne getirebilir. Tabii ki bu noktada Çinliler de olduğu yerde saymayacaktır diye düşünüyorum ben. Halihazırda elektrikli otomobil pazarındaki en büyük oyunculardan biri de Çinli üreticiler arkadaşlar. Bu noktada BYD sadece buzdağının görünen yüzü diyebiliriz. Bir de buzdağının görünmeyen yüzü var ki bunlar da yavaş yavaş ülkemizde yeni yeni boy göstermeye başladılar. Mesela bakın şu anda reklamlarda MG reklamlarını görüyoruz. MG bir Çin markası. Önümüzdeki süreçte Chery elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirecek. Bu bir Çin markası. Sık sık haber mecralarında Chang'ın Türkiye pazarına geleceği söyleniyor. Bu bir Çin markası. Geçtiğimiz günlerde yine hiç ismini duymadığımız bir Çin markası daha Türkiye'de lansman gerçekleştirdi ve iki modelini ülkemize satışa sunacağını açıkladı. Dolayısıyla ülkemizdeki elektrikli otomobil sayısı gün ve gün artmaya devam ediyor arkadaşlar. İşin güzel yanı ise Çinli otomobil üreticilerinin bu otomobilleri genel olarak pazar ortalamasının altında fiyatlarla bizlere sunmaları ki burada şu da var arkadaşlar biliyorsunuz Çinli üreticilere ek gümrük vergisi uygulanıyor. Bir de bu vergi uygulanmasa demek ki tadından yenmeyecek biz şu anda 800 bin liraya 700 bin liraya elektrikli otomobil alabileceğiz. Ama dediğim gibi tabii ki bu Çinli otomobil üreticilerine uygulanan vergiler işin tadını biraz kaçırıyor. Tekrardan konumuza dönecek olursak Toyota'nın halihazırda üzerinde çalıştığı batarya teknolojisi arkadaşlar 2025'in sonlarına doğru tamamlanmış olacak ve
bu batarya teknolojisine sahip olan ilk otomobiller de o tarihte kullanıcıya sunulmuş olacaklar. Biz heyecanla bekliyoruz. Bakalım otomobil üreticileri Toyota'nın bu atağına karşılık verebilecekler mi? Özellikle buradan Tesla'da beklentiler var. Fakat Elon Musk'ta geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıp demişti ki ya biz otomobillerin batarya teknolojilerini geliştirmek yerine otomobili daha hafif bir yapıya alıp hatlarını daha düzgün bir aerodinamik temele oturtursak o zaman zaten menzil kendiliğinden artacaktır demişti. Yani menzili arttırmanın sadece bataryaya bağlı olmadığını, otomobilin aerodinamik yapısından tutun da ağırlığına kadar pek çok etkene bağlı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Tesla bu alanda bazı güncellemelere gidebilir ama görüldüğü gibi Toyota gibi markalarda farklı güncellemelerle karşımıza çıkacaklar. Önümüzdeki süreçte elektrikli otomobil pazarında bizleri büyük sürprizler beklediğini söyleyebilirim. Tabii ki şimdilik kestirmek biraz güç fakat büyüyen bir sektör orası. Şu anda belki menziller 500-600 kilometrelerle sınırlı olabilir ama benim inancım arkadaşlar birkaç sene içerisinde 1000 kilometrenin üzerinde olacak bütün otomobiller. Dolayısıyla hani ya elektrikli otomobil almaya çok acele etmeyebiliriz gibime geliyor. Çünkü dediğim gibi emekleme aşamasındaki bir teknoloji. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi modeller gelecektir. O yüzden biraz sabretmekte yarar var diyebiliriz. Evet, bu konuda sizin de yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yeni elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.